Dünyanın en güzel şehirlerinden birinin ve Türkiye'nin en şirin ilçelerinden birinin yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçimlere sadece 2 gün kala, kampanyanın son 2 gününde bugün burada, komşu kentimde, Manisa'dan sonra belki en çok konuşma yaptığım, en çok gelip gittiğim, her ilçesinde izimin olduğu, bana emeği olan, benim emeğimin olduğu güzel Muğla'mızdayım. Geçen seçimde kendi hatalarımız yüzünden kaybettiğimiz ve 5 yıldır içimizi sızlatan Ortaca'dayım. Bu sefer Ortaca'yı almaya geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sefer bölünmek var mı? Ayrı düşmek var mı? Bu sefer sandıkta hep beraber olacağız. Kol kola olacağız. Ve Ortaca'mıza Evren Tezcan başkanımızı belediye başkanı yapacağız. Evren başkan genç, 45 yaşında, yurt dışında tahsil görmüş, 8 yıl boyunca ilçe başkanlığımızı yapmış, pırıl pırıl bir kardeşim. Evren Ortaca'nın evladı, Evren Ortaca gibi başkan, Evren gibi başkan Ortaca'ya yakışacak inşallah. Ve Ahmet Aras, Muğla'da, Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğlalılara sorduk, anketlerde en çok onu istediler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu, başkan adayımız oldu. Sizlerin takdirleriyle 3 gün sonra pazar günü inşallah Muğla'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. Ben buradan sevgili Osman Başkanıma, Muğla'ya yıllardır emek veren Büyükşehir'in kurucu başkanı Osman Gür'ün başkanımıza ve ekibine bugüne kadar yaptıkları için yürekten teşekkür ediyorum ve ona kuvvetli bir alkış gönderiyoruz. Osman Başkan bundan sonra da partimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerde eş güdümü, eğitim ve denetimi sağlayacak olan komisyonunda Yılmaz Büyükerşen hocamızla birlikte görev yapacak ve partimize ve Muğla'ya hizmet etmeye devam edecek. Kıymetli Ortacalılar, tabii buraya gelmişken orman köylülerinin sorunlarını dile getirmeden olmaz. Orman köylüleri hükümetin yok saydığı bir grup. 500 bin orman köylüsü var. 3.8 milyar lira devletten alacaklı durumdalar. Bu sene enflasyon %120, TÜİK'e göre enflasyon %68, ancak orman köylülerinin yapmış oldukları hizmet karşılığı aldıkları paraya yapılan zam sadece %20. Orman Genel Müdürlüğü 5 yıldızlı otellerde kamplar yapıyor. Kampa katılanlara 5'er bin liralık ayakkabı hediye ediyor. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira para alıyor. Bugün için Türkiye'de
emeği en çok sömürülen, devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle. Seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ortaca Başkanımız hep beraber orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Ayrıca ben onların sesini bütün Türkiye'ye duyuracağım. Söz veriyorum kendilerine. Muğla maalesef ormanların orman köylüsüyle doğrudan irtibatı kesilip orman yangınları ile ilgili doğru tedbirler alınmadığı ve yine geçtiğimiz yıllarda efendim uçak olsun Türkiye'ye uçak uygun değil deyip Türkiye'yi bir koca yaz savunmasız bıraktıkları o süreçte 2021 yılında 66 bin dekar orman kaybettik. Bu toplam orman varlığımızın %8'iydi ve tam 93 bin futbol sahası, 93 futbol sahası değil, 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kaybettik. Ne zaman hatalarını gördüler, uçaklar kiralandı, hazırlıklar yapıldı, takip eden yıl bu kadar büyük yangınlar ve kayıplar yaşanmadı. Ahmet Aras o süreçte o süreci en derinden yaşayan, hepimizden bir içi yanan birisi olarak Muğla Büyükşehir'e talip olduğunda yapacaklarını söylerken Muğla'nın orman varlığını arttırmak, ormanları ranttan, madencilerden ve yangınlardan korumak için her türlü tedbiri alacağını, fedakarlığı yapacağını anlattı. O konuda güvenimiz tamdır, desteğimiz arkasındadır. Ormanın en kıymetli varlığı Muğla'nın ormanlarımızdır. Ormanlarımıza sahip çıkacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Ve ormanlar Akbelen'deki mücadele bütün Türkiye'nin dilinde. Akbelen biliyorsunuz orada bulunan santrale kömür yetişmediği için maliyetler çok yüksek, mazot çok pahalı, dışarıdan taşıma kurtarmadığı için yeni maden alanları verilerek büyütülmeye çalışılıyor. Orada çalışan emekçi kardeşlerimiz için bizim belediye başkanlarımız önerdi. Gelin dedi, onları bütün belediyelere paylaştıralım, CHP olarak sahip çıkalım ama ormanlarımızı kömüre feda etmeyelim. Dinlemediler. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir genelgeyle Cumhurbaşkanlığı o alanı büyütmeye kalktı. Ama ardından Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla buraya gelen, Muğlalı olmayan, Muğla'yı bilmeyen, geçmiş dönemlerde yaptığı görevlerden sonra nasıl AK Partili olduğu belli olmayan birisi çıktı, foyaları ortaya çıktı, dedi ki biz burayı geri aldırtacağız. Sakın ha sakın kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim üstünde Akbelen ormanlarında 5 kat fazla bir katliamın yaratacağı infialden korkup Cumhurbaşkanı kararını geri aldılar. Ama açıkça söylüyoruz, 1 Nisan tarihinden sonra her an aynı karar gelebilir ama karşısında aslanlar gibi Muğla örgütümüz var,
milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var, büyükşehir belediye başkanımız var. Biz buradayız. Şimdi ilk 45 gün, 60 gün önce meydanlara çıktığımızda o gün emeklilerin sorunlarını dile getirirken meydanın 1/5 emekliydi. Toplumun da 1/5 emekli zaten. Emeklilere dedim ki sizin sesinizi duyuracağım. Sesime kulak verin. Sesimize ses verin. Bizim yanımıza gelin. Sesimizi yükseltelim. Hakkınızı alalım. Şimdi bir bakalım. Bayrakları kaldırmayın. Kaldırmayın. Sadece emekliler el kaldırsın. Bütün emekliler burada. Helal olsun size. Hepinizi seviyoruz. Hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke. Emekliler, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiği gün 3 Kasım 2002'de 1,5 asgari ücret maaş alıyorlardı. Doğru mu? 1,5 asgari ücretinize dokunmasalar, sizinle uğraşmasalar, efendim TÜİK enflasyon hesaplayacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz diye emekliyi kandırmasalar, bugün 1,5 asgari ücret tam 26 bin lira. Ama bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O gün 1,5 asgari ücretlik en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Emekliler AK Parti iktidarı boyunca TÜİK yüzünden, TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmüyor, sizi üzüyor, sizi kandırıyor. Ve TÜİK'in rakamlarıyla zam aldığınız için bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Ayda 5,5 çeyrek altın. Sizin cebinizden çekilip alınıyor, çalınıyor. Bundan 6 yıl önce 2018'de ilk kez emekli ikramiyesi almıştınız. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu birer maaş demişti. 2015'te biz de vereceğiz dediler. 6 bayram, 3 Ramazan, 3 kurban oyaladılar. 6 bayram hakkınızı vermediler. Sonra 1000 lira verdiler. O gün beğenmediğimiz o 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyormuş. Bugün verdikleri 3000 lira 4 Nisan günü yatacak. Kasaba gidin 6 kilo dana kıyma alıyor. Bakın sadece bayram ikramiyenizden 6 yılda 18 kilo kıyma kayıp. Bugün emekliler 1 kilo kıyma alabilmek için sabah 4'te kuyruğa giriyorlar yarı fiyatına kıyma almak için. Kim kime 1 kilo bedava kıyma veriyor? Sizin hakkınızdan 18 kilo kıymayı çalıp aldılar. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz sofranızdan, bayram sofranızdan, evladınızın, torununuzun yemeğinden, tencerenizden, kursağından 18 kilo kıymayı, her ay 5,5 çeyrek altını ne zaman kaybettiniz? Ben söyleyeyim, bir seçim sandığında kaybettiniz. Peki bir şey nerede bulunur? Kaybedildiği yerde bulunur. O zaman kaybettiklerinizi aramak için pazar günü sandık başına gitmeye hazır mıyız? Hakkımızı arayacak mıyız? Emekliliğe yapılanın hesabını sandıkta soracak mıyız? İşte o zaman sizi hesaba katmak zorundalar.
Ben 1,5 aydır, 2 aydır sizin hakkınızı söylüyorum. Bakın, sesim bitti, kalanıyla bugün burada Marmaris'te konuşacağım. Sesim, soluğum bitti ama sizin hakkınızı söylemekten geri durmadım, durmayacağım. Ve 1 Nisan'dan sonra da hep birlikte olacağız. Emekli dediğin ömrünü karınca gibi çalışmakla geçirdi. Bu millet için çalıştınız. Bu devlet için çalıştınız. Kiminiz öğrenci okuttunuz, kiminiz sınır boyunda nöbet tuttunuz. Kiminiz kalorifer yaktınız, kiminiz yolları süpürdünüz. Kiminiz vergi dairesindeydi, kiminiz adliyede. Ama bu millet için, bu devlet için arı gibi çalıştınız. Şimdi sıra rahat etmeye geldi ama sizi unutan, sizi dışlayan, sizi görmezden gelen bir iktidar var. Ama çalıştığınız zaman gibi olun, karıncalar gibi olun, yan yana olun, peş peşe olun, birlikte olun. Karıncalar isterse taşıyamayacakları yük, içinden çıkamayacakları güçlük yoktur. Siz karıncalar gibi çalışıp emeklilikte de karıncalar gibi birlikte olursanız sizi hor görenlere sizi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir yandan çiftçinin içinde bulunduğu, tarımın içinde bulunduğu durum çok vahim. Malum 4 liralık mazotu 19 lira yaptı geçen seçime kadar. Bıçak kemikte dedik, yapmayın dedik, yeter dedik. Dedi ki seçin beni, doları da, enflasyonu da, mazotu da düşüreceğim. Seçileli 10 ay oldu ve 19 liralık mazot 44 lira oldu. Bu para böyle olunca mazot ekerken lazım, dikerken lazım, biçerken lazım, taşırken lazım. En büyük sıkıntılardan biri, Türkiye'nin en çok limonu nerede üretiliyor? Muğla'da ve %70'i Ortaca'da. Bu sene limon dalında kaldı. Limonu dalın, onu söylüyorum, dalında kaldı diyorum. Limon, ben diyorum ki limon dalında kaldı. Hayır diyor. Nerede kaldı? Dalında kaldı. Limon halde 15 lira, dalında 1,5 liraya alan yok. 50 kuruşa veriyorum diyor, alan yok. Mazot 44 lira olunca adam gelip toplayıp koyup götürmeye bile kurtarmıyor. Bu mazotu da çiftçiye destekleme vermeyenleri de, narenciye ve limon üreticisini bu hale düşürenleri de pazar günü hep birlikte sandığa gömeceğiz inşallah. Sandığa. Başka çaresi yok. Diyor ki sarı kart, neyi söyleyeyim? Ha. Onları hep anlattı adam. Hep anlattım diyor. Ben mi söyleyeyim? Diyor ki Muğla büyükşehir olunca diyor, Ahmet Aras diyor, emeklilere diyor yararlandıracak mı? O da diyor ki hep anlattım. Anlatmaya devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hangi imkanı varsa kapılar ardına kadar emeklilere açık olacak. Bu arada amca, sen Ahmet Aras'tan kamp yerini bırak da şu hükümetten
Emeklinin ayda 5,5 tane aldığı çeyrek altını pazar günü git sandıkta geri al. Önce o işe başla. Muğla Büyükşehir Belediyesi emeklisine de, emekçisine de, esnafına da, köylüsüne de sahip çıkacak. Narinciye için dondurma üniteleriyle kışın para etmeyen narinciyeyi yazın 5 yıldızlı otellerde sattıran projelerini bütün Muğla'ya yayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde emeklinin, emekçinin, çalışanın ve çiftçinin sonuna kadar yanında olacak. Siz Ahmet Aras'ın yanında olacak mısınız? Buradan bir çağrım da gençlere, gençler bir el sallayın göreyim. Emekli kadar yok ama az da değiliz. Gençler, size özellikle rica ediyorum. Evet, bu hükümet sizi bu ülkeden soğuttu. Her biriniz yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Her biriniz yarınlarınız için kaybolan umutlarınızın tazelenmesini istiyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurdu ama bunu genel başkanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına emanet etmedi. Cumhuriyeti kurdu ve gençlere emanet etti. Biz festivalleri yasaklayan, konserleri yasaklayan, gençlerin üniversitelerine kayyum atayan, ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine karışan bu anlayışa karşı gençlerin yanında ve arkasında olacağız. Ama bunun için 31 Mart pazar günü gençlerin kendilerine, geleceklerine, ülkelerine sahip çıkmak için sandık başına bekliyoruz. Bütün gençleri sandığa bekliyoruz. Son olarak Ortaca'da Marmaris'e gidiyoruz. Ortaca'ya bir uğrayalım. Ortaca'da sizleri görelim. Bir seslenelim dedik. Ortaca'ya geldiğimde hep ilgi gördük. Hep gözlerinin içi pırıl pırıl insanlar gördük. Bugün de bu meydana gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ortaca'nın sosyal demokratlarından, milliyetçi demokratlarından, muhafazakar demokratlarından, Ortaca'nın yerlisinden, köylüsünden, başka yerde doğmuş, Ortaca'da karnı doymuş olanlardan, herkesten, gencecik, pırıl pırıl, çalışkan ve Ortaca'ya çok önemli işler yapacak olan, bizim de sonuna kadar arkasında duracağımız Evren kardeşimize hepinizden destek bekliyorum. Tertemiz, pırıl pırıl bir aile babası ve dört dörtlük bir insan, hem eğitimiyle hem çalışkanlığıyla Ortaca'nın yüzünü güldürecek 5 yıl önce bıraktığımız emaneti sizlerin takdiriyle pazar günü geri alıyoruz. Evren kardeşimizi belediye başkanı yapıyoruz inşallah. Ve bu dönem umudumun en yüksek olduğu nokta şu. İkisi el ele, el ele. Büyükşehir ve Ortaca. Birbirlerini çok seviyorlar. Birbirlerine çok güveniyorlar. Ve Ortaca'ya hizmet etmek için omuz omuza, kol kola verecekler. Muğla Büyükşehir'inde imkanlarıyla yüzünüzü güldürecekler. Söz veriyoruz. Ve
Son sözümüz de şudur. Karşımızda korkunun, karşımızda tehdidin, kötü sözün ittifakı var. Malum AK Parti ile MHP her gün birbirine benziyor. Yanlarına bir de Hüdaparcıları, eski domuz bağcıları, avukatlarını ve affedilenlerini aldılar. Kadınlara saygısızca davranıyorlar. Ve o korku ittifakının karşısında bizim ittifakımızın adı Umudun İttifakı, Güzelliklerin İttifakı ve onların adı Cumhur İttifakı, bizimkinin adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı adını ülkemizden, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Evren, bir de sen yaptır bakalım. Kırmızı, 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 en büyük. Biz Evren'le iki takımı tutuyoruz. Önce milli takımı tutuyoruz. Milli takıma bir alkış. Bir de tut bakalım. Bir de Ortaca Belediyespor'u tutuyoruz. Şu an ne durumda Ortaca Belediyespor? Bölgesel amatör lige çıkmış. Bal ligi işte o demek. Bölgesel amatör ligi. Bu Muğla'lı Arda bugün keyfi çok yerinde. Bütün Türkiye'yi benle gezdi. Ortaca'ya geldi, keyfinden diyecek yok. Anons yaparken tek tek balkondakilerin ismini biliyor vallahi. Bölgesel amatör ligden Ortaca Belediyespor'u Evren kardeşim çok daha yukarılara taşıyacak. İnşallah bir maçını da hep birlikte izleyeceğiz. Evren'i Ortaca'ya, Ahmet Başkan'ı hem Ortaca'ya hem bütün Muğla'ya, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Büyük bir başarı için adaylarımız size emanettir. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Coşkuyla selamlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ahmet Aras. Ortaca Belediye Başkan adayımız Evren Tezcan. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel. Yarının baharları daha güzel günlerin sözü. Coşkuyla alkışlıyoruz. Sevgiyle alkışlıyoruz. Bu ne güzel Ortaca. Çok teşekkür ediyor Genel Başkanımız Özgür Özel. 31 Mart'ta